Ne yapacağız biz bu parayı? Dayı, adam silah koydu. Versene, gördün mü? Nerede? Adam paraları koydu, üstüne bir de silahı koydu. Biz nereden bileceğiz ki bunun ne kadar para olduğunu? Biz ne bileceğiz? Bu çok fazla değil mi hocam? Hocam biz bunu ne yapacağız? Bunu taşıyamayız ki. 2000'lik bir de ha. Arkamdaki adamı gördün mü oğlum? Yok. Demek ki buradaki yorumlardan da millet hesapladı mı? Suriye'ye girmek Türkiye'ye girmekten zor demiş. Suriye sınırına yaklaştık. Paraları saklamamız çok uzun zaman aldı arkadaşlar. Merak ettim, izleyeceğim. Çok fazla para vardı. Çok dikkat çekiyoruz zaten, kameralar vesaire. Her şeyi saklamaya çalıştık. Umarım sınırda bir sıkıntı yaşamayız. Vizemizi de sınırda alacağız. Orada birisi bize vizeleri getirecek. 700 Amerikan doları 9000 milyon milyar 101.547. Bakalım neler yaşayacağız. Vay arkadaş ya. Evet, şu an sınıra geldik, böyle bir yer. Suriye sınırındayız. Vallahi resmen Suriye sınırındayız. Hakikaten taksiyle geldik. Ve şimdi diğer arabaya geçeceğiz biraz sonra. Aynen, burada araba değiştireceğiz eğer sınırdan geçebilirsek. Gürültü ve kargaşa artmaya başladıkça artık Suriye'ye yaklaştığımızı daha iyi anlıyordum. Ne oluyor burada şimdi? Burası sıra mı? Ha, anlamayanlar var chatte. Benim chatten okuduğum bir tane yorum vardı. Bilmiyorum gerçek mi? Güya 700 doların karşılığını alamamışlar. Az vermiş adam. Yani içeriği bilmiyorum, nasıl saydılar o parayı, nasıl oldu bilmiyorum ama. Ya da o miktarı verdi mi? Ben öyle gördüm chatten, onu okudum. Benim boyum olsa da 1.50. Sıra, evet. Burada sıra konularına çok önem gösteriyorlar belli ki. Herkes çok nizami. Bir diğer de... Ha pardon lan, sala benim kafa gitti amına koyayım. Videodan izledik, doğru chatten değil. Videodan öyle söyledi. Detayda görevliler de o miktarı biliyordur. Kapalı alanda çatır çatır sigara içiyor arkadaşlar. Şimdi bu Suriye'ye giriş değil mi? Bu kapının ardı Suriye mi yani? Aynen. Buradan take pictures here. Evet. Sorry about this. Customs until there is too much. Maceramızı buraya kadar özetleyecek olursak, ilk olarak İstanbul'dan Lübnan'a uçtuk. Ve Beyrut merkezde Change Office'e gidip paramızı Suriye lirasına çevirdik. Bu arada 1 TL 61 Suriye lirasına tekabül ediyor. Paramızın değerli olduğu nadir ülkelerden. Daha sonrasında da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Suriye kapısına ulaştık. Arkadaşlar, welcome to Suriye. Sen yurt girişli bir damına koyuyor. Ve sonunda Şam'dayız arkadaşlar. Uzun bir yol oldu. Gerçekten çok zor oldu buraya gelmek. Ama şu anda buradayız ve Kemeriya Caddesi'ndeyiz. Şu an Old City'nin şehir merkezindeyiz. Burayı gezeceğiz. İlk önce Şam neymiş, ne varmış burada, onu görelim hep birlikte. Bu arada burada bir de inanılmaz sokak lezzetleri var. Onu gördüm şimdi gezerken. İnanılmaz kalabalık ya. Onu da ayrı bir video yapacağım. Yani hem insan trafiği hem normal araba trafiği, inanılmaz kaos var burada. Herkes birbirinin üstüne yürüyor yani. Hi, how are you? How much is that? 25,000. Okay. Arkadaşlar mesela çakma Nike buldum burada. 25.000 Suriye lirası. Yani bu da 2 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. O da 60 liraya tekabül ediyor bize. Çakma Nike 2 dolar.
Arkadaşlar yanımda Fadi var. Fadi bize burada yardımcı oldu birçok yeri ayarlamamız için. Şimdi ona birkaç soru soracağım Suriye ile alakalı. Kendisi Türkçe anlıyor ama İngilizce cevap verecek bize. Ne kadarmış abi asgari ücret? Silindi mi o? Fadi, sen Suriye'de kendini güvende hissediyor musun? Şu an burada savaştan bir eser kaldı mı hala? Mesela dışarı çıktığın zaman silah sesi hiç duyuyor musun? Ben bu soruyu Fadi'ye sorduğum zaman daha İsrail, ne Gazze'yi, ne Şam'ı, ne Lübnan'ı bombalamamıştı ve biz ülkeye döndük. Hemen ardından Şam bombalandı arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Biz de birkaç gün daha orada kalsaydık belki de artık aranızda olamayacaktım. Çünkü benim kaldığım otelin 30 kilometre ötesindeki Şam Havalimanı bombalandı. Bu videoda Suriye'de çok güzel insanlar tanıdım. Çok sıcakkanlı insanlardı. Ve bu videoda göreceğiniz bazı insanlar belki de artık hayatımızda yok. Belki aileleri yok. Dolayısıyla gerçekten çok üzgünüm. Savaş çok kötü bir şey. Keşke hiç olmasa. Vay ve... kardeş, karşılık mı verdin şimdi? Vay 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 vay. Şu baharatını bir dökülde tuzuna bak abi. Ha? Siktir et, gömeriz her türlü ya. Arkadaşlar spordan dolayı dönmek lazım. Salata da yapmışsın kardeş. Bugün cesaret aldık. Dur şu tuzdan bir vurayım da sen yaptın salata mı kendine? Koydum. Sen yaptın mı kendine? Kendime yaptım ben de. Ye. Şey bir de baharatı şey yap. Baharattan da koyayım. Protein Ocean baharatı yalnız. Öyle normal bir baharat değil yani ona göre. Kardeşim benim eline konuda sağ ol. Hadi iyi yayınlar. İyi seyirler arkadaşlar. Dün ben ona yaptım, bugün o bana yaptı. Böyle bir olayın tam da başlamadan öncesinde orada olmuş olmak bana kendimi çok garip hissettirdi. Çünkü orada o insanların içindeydim ve ben de o insanlar gibi hayatımı kaybedebilirdim. Ben oraya giderken birçok insan bana ne yapıyorsun, nasıl gidiyorsun oraya, işte gidilir mi falan gibi şeyler söyledi. Ben ne yaptığımı biliyorum. Yine olsa emin olun yine giderdim. Çünkü arkadaşlar özür dileyerek yemek zorundayım. Saati geldi çünkü belli. Bakayım. Tabii 9 son öğün. Bunu yemek zorundayız. Yarın kardiyo var çok yoğun. Bir de akşam Cumhuriyet için çıkacağız işte yürüyüşe. Yani iki kardiyomuz var gibi düşünebilirsiniz. Pazartesi çok ağır antrenman var. O yüzden şey atlatmayayım yani ne derler. Öğün. Çünkü bazı gerçeklerin de gösterilmesi gerekiyor. Ve hiçbir zaman korkarak, geri çekilerek bir hayat yaşamak istemem. Bundan sonrası için de aynı şekilde devam edeceğim. Hatta Gazze'nin kapıları açılırsa Gazze'ye de gideceğim. Oradaki de son durumu göstereceğim. Bu videoda da size gerçekleri göstermek için gittim ve henüz savaştan eser yoktu. Bunu gösterdim. Eğer ki Gazze'nin kapıları açılırsa oraya da gideceğim ve oradaki güncel durumu sizlere göstereceğim. Yani keşke savaş diye bir şey hiç olmasa. Bu videonun geri kalanını oradaki insanların çok sıcakkanlı, misafirperver olduğunu bilerek izlemenizi istiyorum. Ve belki de artık aramızda yoklar dediğim gibi. Ben bu tarz videoları yapmaya devam edeceğim. Desteğinizi de her zaman arkamda hissediyorum. Bu videoyu izleyip bana abone olmayan varsa da eğer ki destek olmak isterlerse, abone olurlarsa çok çok mutlu olurum. Şimdi videoya devam edebiliriz. Sen Suriye'de kendini güvende hissediyor musun? Şu an burada savaştan bir eser kaldı mı hala? Mesela dışarı çıktığın zaman silah sesi hiç duyuyor musun? Now in Damascus we live in very safe. It's more safety than many places in the world. Okay, if you like we live for long time. Okay, sometimes we have some strikes from Israel, but it's only far away from cities, the big cities inside the. So we still live in safe, and anyone he can came here in safely. Aslında denedin mi? Organic Stark Orange. Her yudumda ferahlatıcı. Tüm Organics by Red Bull içecekleri gibi. En güvenli yerlerinden bir tanesi aslında dedi. Thank you so much. You're welcome. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aynı soruyu buradaki başka Suriyeli insanlara da soracağım. Bakalım ne cevap alacağız? Şimdi burada bir fotoğrafçı arkadaş gördük. Aynı soruyu ona soracağız arkadaşlar. Fadi bize translate edecek. Mafişi ebeden.
I'm a dahak. Ne diyor? There's nothing at all. We are laughing here. No, 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 no war here. Evet, durum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adam güldü bize. Hi. Hey, how are you? Very good. Good to see you. Ireland, England, New Zealand, Australia. Burada bayağı turist var arkadaşlar. İrlandalı, İngiltereli, nerede dedi bak? Yeni Zelandalı. Burada herkes var. Say hi to my followers. Hoş bulduk. Saygılar. Gayet iyiyiz. I'm good, you? Good, good. Do you feel safe in Syria? Yeah, it's been really nice, yeah. Everyone's really friendly and no, it's just been normal tourism. We've just been going, seeing everything and yeah, of course, right. Really thanks. Nice. That's all. Thank you so much. Have a nice day, have a nice trip. See you. Yani burada turistleri gördük. Kendinizi güvende hissediyor musunuz dedi ve gördüğünüz herkes gibi. Herkes okey diyor yani. Herkes... Neymiş? 185.940 Suriye birimiymiş. Asgari ücretle TL'ye çevirince 500 TL'ye falan denk geliyormuş. Ha. Evet, bildiğiniz normal yer diyor. Bu kalabalığı sadece görünce aklıma şey geliyor şu an. Evet. 20 milyonmuş bu arada komple Suriye'nin nüfusu. Acaba hepsi mi burada yaşıyor? Yani muhtemelen 5-10 milyonu bizde. Aynen. Hani burada 10 milyon geriye kalsa bu hala kalabalık yani. Hala bir kalabalık var. Ve şimdi Suriye'deki ilk yemeğimizi yiyeceğiz. Burada Old City'deyiz arkadaşlar. Eskişehir'deyiz. Ve buradaki en lüks otele geldik şu anda. Arkamızda duruyor şu sokakta. Burada öyle bir kaos. Tabii bizde de 10 milyon vardır. 12 milyon var mı? Var ki insanlar birbirinin üstüne sürekli ya bisikletle gidiyor ya arabayla gidiyor. Az evvel ışıklarda durduk. Ya ışık yoktu yani. Bir tek biz durduk. Herkes kafasına göre geçiyor. Yani sırasını beklemeden önden geçmeye çalışıyor herkes. Old City'nin en lüks restoranı. Oteli pardon. Yalnız adamlar yapmış ha. Böyle bir hem bir tarihi yanı var hem de yeşillikler falan çok güzel gözüküyor. Burayı sevdim. Bakalım yemekleri nasıl? Biraz yöresel yemekler isteyeceğiz. Bakalım neler gelecek. Meze üzerinden daha genelde şey. Yemekler evet. Meze üzerinde evet. İlerliyor gibi geldi bana da. Etli bir şeyler gelecek mi abi? Evet, bakalım Suriye yemekleri nasıl oluyormuş. Şimdi bir etimiz var, bir de pilavlı etimiz var. Abi nasıl bir iş kurduysa ve bize buradaki fabrikayı gezdirebileceğini söyledi. Şimdi burada büyük bir fabrikanın içi nasılmış onu göreceğiz. Başladı. Burada bir oluşum var ha Onur. Evet sanki var. Ne? Söyle ki bu oluşum çay bahçesine doğru gidecek diye bende bir kaygı var. Ama arabalara baksana oğlum. Lüks arabalar falan var. Bak. Oha! Şöyle bak. Var şey. Tamam burada net bir şeyler var arkadaşlar. Bakalım insanlar nasıl eğleniyor. Thank you brother. Oğlum çok iyi. Daha girişte elimize bir tane shot tutuşturdular. Türkiye'de yok bu hizmet oğlum. Vodkaymış. Türkiye'de yok bu hizmet. Aynen girişte böyle bir şey yok. İnanılmaz. Müziğin sesi biraz kısık. Aa. Girişte para alıyorlar. Aa birinin topuğuna sıktılar. Hayır ateş değil silah ateşlenmedi tabii ki. Balon patladı balon herhalde. Balon patladı. İnşallah. Bir tedirgin edici ama. Oha, çok... Bayağı hayvan gibi mekan yapmışlar arkadaşlar. Ben buranın Suriye olduğuna inanamıyorum. Video sinirimi bozdu amına koyayım. Keyfim kaçtı lan. Böyle mekan İstanbul'da yok. Dün Suriye'nin mekanını gördük. Güzel bir gece hayatı vardı ama bugün başka bir boyut katıyoruz arkadaşlar. Kendi partimizi yapıyoruz ve Suriye'de. Çok fazla insan gelmeyebilir bilmiyorum şu anda. Göreceğiz. Buraya gelen bir Türk kafilesi var. Tulga abilerin bahsettiğim gibi. Hem onları da çağırdık hem de bizim buradaki rehberimizin de tanıdıklarını, eşini, dostunu çağırdık. Kendi partimizi vereceğiz ve ortamda bayağı şöyle bir yerdeyiz aslında. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Yani Türkiye'de daha önce çok parti verdim. Beni bilen bilir. Ama Suriye'de ilk defa olacak. Hadi bakalım göreceğiz. Yani şu yoldan... Mekanı biz bilmiyoruz bu arada. Bir sanat galerisi. Sadece... Ha sanat galerisi. Bir sanat galerisini ayarladık da nasıl bir yer olduğunu göreceğiz. Şu abileri de çağırdık partiye. Burası biraz insanı bir içini korkutuyor açıkçası.
Arkadaşlar burası savaş öncesi cıvıl cıvıl bir yermiş. Hatta yanımızdaki otelde Brad Pitt, Angelina Jolie falan savaştan önce kalmışlar. Hakikaten burada Angelina Jolie ve Brad Pitt. Vallahi vay be. Biliyoruz bir yere ama. Dontik Brad Pitt. Yani buradan sonrası. Ama işte böyle olduğu zaman parti daha seksi oluyor. Hadi inşallah. Ekip toplanıyor. Kafile biraz yaşlı çıktı. Yapacak bir şey yok. Bu da bir deneyim. Ne yapacağız? Bu da bir deneyimdir diyeceğiz yani. Aynen öyle. Parti vermedik de demeyiz. Aynen. Öyle. Yok, mutluyuz. Ben mutluyum. Bir elimi yıkayıp geliyorum. Bir restoran falan var mı acaba? Gidek mi? Gidek biz. Yemek yemeye gidelim. Arkadaşlar her zaman işler tam istediğiniz gibi olmayabilir. Şimdi. Aynen. Bunları... bunu hiç sormadık. Böyle bir şey aklınıza gelmedi mesela. Evet. Çok tabii, şükür tabii. Ya. Bir de ondan ziyade mekan da mekan güzel iyi de bence. Biraz ama sanki 4 kilometre ya yürüdük ya hani. Bir de müzik mi acaba? Sıkıntılı. Benim bildiğim bizim partide müzik de olmuş. Mertefe'yi çağırıyorum. Biri oh şükür mü attı? Şükür mü? Onu bekledim yemeği bitirdim. Ha değiştiriyorum videoları. İzledik ikisini de işte.